Bölüm 2 Bir felçlinin iyileştirilmesi Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernohum'a geldiğinde evde olduğu işitildi. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı döşekle birlikte aşağı indirdiler. Onların imanını gören İsa feçliye, oğlum günahların bağışlandı dedi. Orada oturmakta olan bazı din bilginleri ise için için şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya Tanrı küfür ediyor. Tek Tanrı'dan, Tanrı'dan başka kim günahları, günahları bağışlayabilir? Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. "Hangisi daha kolay? Felçliye günahların bağışlandı demek mi yoksa kalk döşeğini topla ve yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama etkisine sahip olduğunu bilesiniz diye" Sonra felçliye sana söylüyorum. Kalk, döşeğini topla ve evine git." dedi. Adam kalktı, derhal döşeğini topladı ve hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. "Tanrıyı övüyorlar. Böylesini hiç görmemiştik." diyorlardı. Levi'nin öğrencilere katılması İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk onun yanına geldi. O da onlara ders vermeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama kulübesinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona ardından gel dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Daha sonra İsa Levi'nin evinde yemek yerken Birçok vergi görevlisi ve günahkar birçok kişi onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine "Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. Bunu işten İsa onlara... Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Dedi. Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Oruçla ilgili soru. Yahya'nın öğrencileriyle ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip... Yahya'nın ve ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin niçin tutmuyor? Diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı hiç? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. İşte o zaman, o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse Eski bir giysi üzerine çekmemiş bir kumaş parçası yamamaz. Yoksa yeni yama eski giysiden kopar ve yırtık daha kötü duruma gelir. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır. Şarap da tulumlarda mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur. Sept günü sorunu bir sep günü İsa... ...ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri de yolda giderken... ...başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya... Bak... ...sep günü yasak olanı neden yapıyorlar? ...dediler. İsa onlara... Davud'un... ...kendisi ve yanındakiler... ...aç ve muhtaç kalınca... ...ne yaptığını hiç okumadınız mı? ...diye sordu. Başkahin... Aviyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi. Kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi. Ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara... insan sept günü için değil, sept günü insan için yaratıldı. Dedi. Bu nedenle insanoğlu sept gününün de Rabbidir.